Biliyorsunuz 17 Haziran 2021 tarihinde işlenmişti bu cinayet ve bir yıllık süre geçmiş oldu. Ve bu süre içerisinde Ekim ayı itibariyle yani 17 Haziran'da başlayan soruşturma süreci Ekim ayında sonlandırılmış ve hemen hızlıca bir iddianame tanzim edilerek dosya tevzi edilerek 6 Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. 6 Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşmasını 29 Aralık'ta yaptı. Arkasından 24 Ocak tarihi itibariyle ikinci duruşması ve 29 Nisan itibariyle de üçüncü duruşmasını yaptı. Ancak bu süre içerisinde yani iddianamenin tanzimiyle geldiğimiz süre içerisinde duruşmada herhangi bir ilerlemenin olduğunu söylemek mümkün değil. Zaten eksik yürütülmüş bir soruşturma süreci vardı. Tetikçiyle sınırlı yürütülen bir soruşturma ve 24 saatlik bir gözaltı süreci dolmadan bitirilmiş bir soruşturma süreciydi. Bu da sadece tetikçiyi yani HDP İzmir İl binasına yapılan silahlı saldırı ve Deniz Poyraz'ın yaşamını kaybetmesine neden olan tetikçiyle sınırlı bir soruşturma süreci yürütüldü. O yüzden de iddianame bunun üzerine tanzim edildi. Bu Deniz Poyraz cinayetini gerçekleştiren, saldırıyı gerçekleştiren Onur Gencer'in arkasındaki gücün ya da ona talimat verenlerin, bu saldırıyı organize eden ve yardım edenlerin ortaya çıkarılmasına yönelik herhangi bir soruşturma süreci olmamıştı biliyorsunuz. İddianamenin kabulünden sonra da 6 Ağır Ceza Mahkemesi'nin yürütmüş olduğu yargılama süreci itibariyle de bunun derinleşmesini sağlayacak bir noktaya maalesef henüz gelmiş değiliz. Daha biz ilk celsede salığın ifadesinin alınmamış olması sebebiyle ikinci celseye atmıştı. İkinci celse mahkeme oldukça yüzeysel bir şekilde hani sanığın sorgusunu yapmaya hazırlıklı olmayan bir noktadan sorgu yaptılar ve sorulması gereken yüzlerce soru cevapsız kaldı. Çünkü mahkeme bu soruların hiçbirinin cevabını Onur Gencer'den istemedi. Üçüncü celse itibariyle 29'unda bizim hazırladığımız 300'ün üzerinde soru vardı. Bu soruları da Onur Gencer'e sorma imkanına sahip olmadık. O yüzden yargılamanın başladığı günden bu yana bir arpa boyu yol almadığımızı söyleyebilirim. Mahkemenin şu an itibariyle ilk duruşmadan bu yana sanığın sorgusunu bitirmiş ve sanığa sorulması gereken yüzlerce soruyu sormuş ve yanıtını almış olması gerekirdi. Aynı zamanda sadece sanığın sorgusuyla sınırlı bir durum değil. Yargılamanın başladığı günden bu yana biz mahkemeye birçok tevzi tahkikat talebinde bulunduk. Yani kovuşturmanın genişletilmesi gerektiğine dair, delillerin toplanması gerektiğine dair yine yüzlerce talepte bulunduk. Ancak mahkeme bugüne kadar bu taleplerimizden hiçbirini karşılamış değil. O yüzden de deliller henüz dosya itibariyle toplanmış değil. Zaten soruşturma aşamasında toplanmayan deliller böylelikle araya giren bir yıllık süre içerisinde mahkeme tarafından da toplanmadığı için toplanmasını istediğimiz delillerin büyük bir bölümünün kaybolduğu kanaatindeyiz. O yüzden de yargılama sürecinde yargının bu silahlı saldırıya yani HDP'ye yönelik gerçekleştirmiş olan bu silahlı saldırıya da 3 maymun oynadığı kanaatindeyim. Şimdi evet biliyorsunuz olayın yaşanmasından sonra sosyal medya hesapları üzerinden hem Deniz Poyraz'ın ailesine hem de HDP'ye yönelik nefret söylemlerini içeren, suçu ve suçluyu öven, ifadeler kullanan sayısız kişi oldu. Kendini bilmez, sanıkla aynı kare içerisinde yer alabilecek karanlık olduklarını yani karanlık olarak nitelendirebileceğim insan olma vasfına sahip olmayan kişilerin yapmış olduğu paylaşımlar olmuştu. Buna ilişkin tespit edebildiklerimiz oranında biz İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Fakat gelinen nokta itibariyle bunların büyük bir bölümüne takipsizlik kararları veriliyor ve verilen bu takipsizlik kararlarının gerekçesi olarak da ya kişilerin tespit edilemediği ileri sürülüyor, diğer gerekçeleri ise ifade, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı söyleniyor. Ama hatırlarsanız yakın zamanda Deniz Poyraz'ın babası Abdülilah Poyraz'ın yapmış olduğu
bir ajansa yapmış olduğu röportaj sırasında, olayın hemen akabinde yapmış olduğu röportajda söylemiş olduğu beyanları sebebiyle, ifade ettiği hususlar sebebiyle yine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında örgüt propagandası yapmaktan dolayı dava açıldı ve İzmir 15 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. O yargılama ilk duruşmasında Abdülilah Poyraz hakkında savcı cezalandırılması noktasında mütalada bulundu. Yani bu konuda dahi Türk yargı sisteminin çifte standartlı olarak ilerlediğini ve yürüdüğünü söylemek mümkün. Eğer siz HDP İzmir binasına yapılan saldırıyı, kanlı saldırıyı, yani güpegündüz yapılan kanlı saldırıyı aydınlatamazsa Türk yargı sistemi ya da siyasi iktidar bunu aydınlatamazsa, Türkiye'nin ben aydınlık bir Türkiye olabileceğini, demokratik bir Türkiye olabileceğine inanmıyorum. Yani sonuçta işlenen siyasi cinayetler aydınlatılarak bunun failleri, bunu organize edenler, bundan medet umanlar, yani her ne medet umduysalar bu saldırıdan ve cinayetten, onların hak ettikleri gibi sanık sandalyesine oturuyor olması lazım. Ancak bu noktadan biz aydınlık bir Türkiye'ye ulaşabiliriz. 18 Temmuz'da duruşmamız, 18 Temmuz'da duruşma, bu duruşma itibariyle sanığın zaten yine mahkeme bize bir sürpriz yapmazsa sonuçta mahkeme salonuna getirtilmesini bekliyoruz. Ara karar da bu yönlü ve sanığa 3 celsedir soramadığımız soruları sorup bu olayın arka perdesini aydınlatmaya çalışacağız. Sonuçta bu aynı zamanda da mahkemeye sunmuş olduğum 3 adet kovuşturmanın genişletilmesi talebi var ve sayısız, yani şu ana kadar neredeyse 100'e yakın talep oldu. Bu taleplerin artık yerine getirilmesi konusunda mahkemeden talebimiz olacak. Yani delillerin bu şekilde yargılama süreci devam edecek olur ise gerçekten delillerin toplanması ve olayın aydınlatılması imkansız hale gelecek. Ve bu noktada da mahkemenin sorumluluğu doğacağı kanaatindeyim. O yüzden biz delillerin toplanması konusundaki taleplerimizi mahkemeye sunacağız.